Greyder'le her mevsim şehri keşfet. Herkese merhabalar. Ayaküstü Lezzetler'e hoş geldiniz. Hesaplar Senden'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bodrum'u en sevdiğim haliyle yaşıyorum şu anda. Yani kahvaltı mandalina ağaçlarının altında. Bir tane özel bir şey var. Senin bütün dertlerini alacak, merak etme. Neydi ismi? Dert alan. Şu eti yerken dedim ki, ustayı öpeceğim dedim. Gel abi, seni öpeyim. Vallahi. Teşekkür ederim. Abi, böyle bir şey olamaz. Bunu zevkle soruyorum. Ne haber olsun? Vallahi gerçekten çok iyiyim. Yalan yok. Gerçekten çok iyiyim. Keyfiniz yerinde mi? Çok. Ya sırtınızı bana yaslayacaksınız arkadaşlar. Seyahat edeceğiz, gezeceğiz. Bundan sonrası böyle. Biz her zaman olduğu gibi Greyder'le çok güzel bir sürpriz hazırladık Oğuz'a. Hesaplar Senden'in yeni bölümünde. Allah razı olsun. Geçen bölümde bahsetmiş olduğum gibi bir plan yaptık. Oğuz'u biraz yürütelim istedim. Biraz Bodrum'a kadar yürütelim istedim. Uzun oldu birazcık ama keyifli oldu. Şimdi biz Mart ayının ilk haftasındayız. Tam böyle güneş 16-17 dereceler. Rüzgar çok fazla yok. Deniz durulmuş. İnsanlar yok. Bodrum sakin. Tam yemek yemek için ortam müsait. Ve tabii ki çok güzel de bir festivalimiz var. Bugün enteresan bir programımız olacak. Değil mi? Vallahi yani şimdi ben tabii hakim değilim programı. Çünkü Onur bana ilk söylediğinde dedi ki Bodrum'a gidiyoruz ve festival var. Dedim ne festival dedim, söylemedi. Google'a baktım. Acı Ot Festivali ve Deve Güreşleri Festivali. Evet. Dedim ki herhalde deve güreşine gitmiyoruzdur dedim. Aradım, Acı Ot'a mı gidiyoruz, deve güreşine mi gidiyoruz dedi. Bilmiyorum dedi. Ya dedim yani deve gitmiyoruzdur diye tahmin ediyorum dedim. Tam Acı Ot falan dedi. Zaten gelince de gördüm burada. Acı Ot Festivali'ne geldik. Tek gideceğimiz yer orası biliyorum. Şimdi başka ne yapacağız onu bilmiyorum Emrah'la ama. Emrah'la ikimiz sana çok teşekkür ederiz. Önce uçak biletlerimizi, ardından otel konaklamamızı. Ya Hesaplar o, Senden'in gerçek bir usulüyle uyguluyor arkadaşımız. O usul yani usulüne göre olan her şey... Oğuz Eneyat. İmza mı? İmza Oğuz Eneyat. Tamam. Peki bugün... İki tane durağımız olacak. Oğuz nereye gideceğimizi bilmiyor hesabı ödeyeceği için. Kahvaltı ama var mı? Kahvaltı var. Sonrasında da çok güzel bir yemek var. Benim geçen sene gitmekten... Festivale ne zaman gideceğiz? Arada gideriz festivale de. Kahvaltı, festival, son durak mı? Evet, aynen öyle olacak. Gecede belki devam ederiz bilmiyorum da. Yani onu kayda alır mıyız, almaz mıyız bilmiyorum. Ama sen gene ısmarlamaya devam edeceksin. Ben o kadar da yokum. Uçaktan dönene kadar, İstanbul Havalimanı'na inene kadar sendeyiz. Oldu. 5 gün kalsak burada bütün hesabı ben mi ödeyeceğim? Tabii ki. Hesaplar yok. Senden. Hadi yani kardeşim. Konseptin ismi bu. Hadi yavrucuğum. Aç sana açılışı. Ne yapacağız şimdi ilk durağımızda? Neyse oraya gidince anlatırsın. Ama kahvaltı, yol gideceğiz mi? Gideceğiz tabii ki. Kahvaltıya gideceğiz ama öncesinde Emrah'cığımın yani çok güzel ayakkabısı ve çok güzel montu var. Onu da Greyder gönderdi. Teşekkür ederiz. Emrah, hayırlı olsun. Teşekkür ederim abi. Bugün çok şık ayakkabılarla beraberiz. Greyder'in sneaker serisindeki iki spor ayakkabısı. Bugün tam böyle Bodrum'un ruhuna uyan iki tane ayakkabımız var. Bize de çok yakıştığını düşünüyoruz. Oğuz, sende büyük beden de var yani. İşin güzelliği o. Yani evet, işin güzelliği o. Şimdi benim hani bazılarınız biliyordur, ara sıra muhabbetini yapıyoruz. 48 numara kolay kolay bulunmuyor. Muhabbeti yapılmayacak bir şey değil evet. Genel itibariyle yurt dışından alıyorum büyük numaraları ama sağ olsun Greyder üretimini de yapıyorlar, satışını da yapıyorlar. Ayağınız büyükse gidip güzel modeller bulabilirsiniz. Evet, bu çok zor bir konu ya. Ya gerçekten ben yani yıllardır çektiğim için gerçekten yani bunu en yakın yaşayanlardan biriyim. 48 numara o da zor bir şey yani. Maalesef. Neyse, Allah'tan çözümünü buluyoruz. Var var, yani öyle bir imkanımız var şu anda. Aynen. Peki. Güzel bir video başlarken sizler beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda abone olursanız, aramıza katılırsanız çok seviniriz. Video ile ilgili yorumlarınızı da bekliyoruz. Bu sene Bodrum'a geleceğiz. Hem de böyle sezon öncesinde gelmeye çalışacağız. Güzel bir rehber olsun. Bodrum'a geleceklere de bir rehber olmuş olsun. Lezzet rehberi olsun dedik. O yüzden
Ne yapacağız? Tavsiye isteyeceğiz. Hani şimdi bak bir de şöyle bir durum oluyor. Şimdi mesela hesaplar senden de Bodrum çekiyoruz ya. Evet. 3 ay sonra bir daha Bodrum çektiğimizde mesela şey yazıyorlar. Abi sürekli Bodrum çekiyorsunuz. Abi Bodrum çekiyoruz da Bodrum'da sanki aynı mekanlara gidiyoruz. Gitmiyoruz ki. Hep böyle Bodrum'un farklı yüzlerini, farklı lezzetlerini, farklı adreslerini gösteriyoruz. Evet. Bunu genelde bize Kadıköy için yapıyorlar. Yani doğru. Kadıköy Bağdat Çatısı çektiğimizde abi yine mi Kadıköy? Yani dünya kadar lezzet var ve güzel de yerler var. Aynı yerleri gördüğünüzde bize kızmayın. Biz çekerken çok keyif alıyoruz. Ve her seferinde de size farklı adresler, farklı duraklar gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Önemli bir konu da tabii ki hava şartlarına uyumlu şekilde önden çekmeye evet. çalışıyoruz. Yani yaz sezonu öncesinde Bodrum, Antalya, İzmir, Çeşme ya, bunları sizlere sunmaya çalışıyoruz. Gittiğiniz zaman yararlanın, değil mi? Peki o zaman video başlıyor. O beğen butonunu hallederseniz çok sevinirim. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz şimdi ya? Söyle bari. Kahvaltı. Çok tamam. Güzel bak, çok güzel. Gerçekten nasıl bir kahvaltı? Ben bayılıyorum abi o pişiler, reçeller, pişiler yumurtalar. Mi? Yalıkavak mı? Gel gel sen gel. Bir ufak tüyo var be. Ağaçlar altında kahvaltı yapacağız kardeşim. Ağaçlar altında. Evet. Ama sen güzel. Biliyor musun? Bilmiyorum. Sen bilsen de söylemezsin zaten. Oğlum her yer ağaç burada. Güne çok güzel bir kahvaltıyla başlayalım istedik. O yüzden mandalina ağaçlarının altında, horoz seslerinin önünde muazzam bir kahvaltımız var. Oğuzcum, şimdiden kesene bereket ama çok özel bir yerdeyiz. Kuytu bir yerdeyiz. Burası Kuytu Bahçe diye geçiyor. Adından da anlaşılacağı üzere arabayla gelirken birazcık böyle arkalarda kuytu köşede kalıyor. O yüzden ismi Kuytu Bahçe. Emrah şu an görüyorsun ne yapıyor? Emrah portakal suyundan yudumluyor, menemeninden kaşıklıyor. Yumurtasından yiyor. Aynen. Vallahi herkesin şu an keyfi yerinde. Onurcuğum şimdi masa biraz kalabalık. Evet. İstersen soğukları bir anlat. Yani tamam. Peynir, zeytin nedir ne değildir. Ardından sıcakları kısaca özetleyelim. Tamam. Sonra tadına bakalım ki bunlar hakikaten yani soğumadan yenmesi gerekiyor. Çünkü bir yumurtamız var ki. İspanyol omleti. İspanyol omleti biraz böyle Bodrum usulü İspanyol omlet olmuş. Sen istersen bize kısaca anlatır mısın? Tabii ki. Şu an dört dönüm bir mandalina bahçesindeyiz. O yüzden mandalina'dan başlıyorum. Mandalina bahçeden kendi yaptıkları bir reçel. Hemen yan tarafında portakal reçeli var. Kabuğundan yapıyorlar. Acuka var. Acukanın içinde domates biberi, baharat ve ceviz var. Hemen yanında fesleğenli ezme var. Lor ve fesleğenli hazırlanıyor. Elma reçeli, ayva reçeli yine burada hazırlanıyor mutfakta. 4 çeşit zeytinleri var. Izgara olanı dışarıdan alıyorlar. Geri kalanı... yapıştı altı yapıştı. Geri kalan zeytinleri kendileri yapıyorlar. Bölgedeki Milaslı üreticilerden bir tanesinden peynir alıyorlar. Bergama tulumu, ezine peyniri, aynı zamanda çeçil peyniri var. Tereyağı da oradan, kaymak da oradan, balı da yine Milaslı bir üreticiden alıyorlar. Bunların haricinde standart kahvaltıda gelen bir patatesimiz var, biberiyeli. Kendi yaptıkları sarma var. Onun yaprakları Manisa'dan geliyor. Pişileri kendileri yapıyorlar. Gerçekten güzel gözüküyor. Popuduk popuduk. Bal kabağından yapmış oldukları bir mücver var. Dolama böreği bu bölgenin otlarından yapılıyor. Aynı zamanda peynir de var. Hatice teyze hazırlıyor. Buranın sahibinin Mesude Hanım'ın annesi. Bu börek ekstra. Su böreği birazcık efsaneymiş. Buraya gelen herkes yiyormuş. Ben geçen geldiğimde burada yememiştim onu. Şimdi yemek fırsatı oldu. Seninle beraber bol tereyağlı. Yemek de varmış kaderde. Kıymalı ve çökelekli diye görüyorum ben onu. Evet. Bir de maydanozu var galiba. Aynen öyle. Güzel yansı tereyağı üstü parlıyor. Bu bence bu masanın Ferrari'si. Yıldızı. Ferrari'si. öyle diyelim. İspanyol omleti. Üzerinde tilki şen var. Tilki şeni bilmeyenler için söyleyelim. Kuşkonmazın yabani versiyonu. Hı-hı. Bodrum'da bolca var. Ve aslında kahvaltılarda bazen de tilki şenli yumurta. Sadece üzerine yumurta kırarlar. Biz çok severiz. Burada birkaç tane meyhane de yapar bu arada. Bu ekstra olarak sunuluyor. Börek ekstra olarak sunuluyor. Geri kalan her şey standart kahvaltıda var. Bir tane yumurtamız var. Biz onu gönderdik başka yumurta söylediğimiz için. Normalde iki göz yumurta geliyor. Emre onu şu an... Emre onu aynen öyle. Bandırıyor, pişi bandırıyor.
Oğuzcum nereden başlayalım? Evet, oradan... Burada simitimiz, ekmeğimiz varmış. Aynen. Bak bir pişiden gel. Gel böyle yavaş yavaş pişiden. Pofuduk. Az önce dedin ya pofuduk duruyor. Gerçekten pofuduk. Neye batırsan? Çok lezzetli. Söylesene ya, bir şeyle batırayım. Gel ezmeden gel. Yani pişi o kadar pofuduk ki arasını böyle açıp göstereyim madem size. Lafta kalmasın. Bir bergama tulumu. Şöyle bir araya. Bir de şuradan. Senin pofuduk demenin nedenini anladım. Niye? Gerçekten pofuduk. Yani evet, öyle. Diğer yediğimiz pişilerde bir tık böyle dışı sert olabiliyor ama bu yumuşacık bir ekmek ya. Mutluluğun şöyle... formülü burada. Peynir. Acuka çok güzel bu arada. Bayağıymış. Baharatını çok güzel ayarlamışlar. Hı-hı. Tuzluyla başladım. Allah sonumuzu hayır etsin. Geçmiş olsun bugün. Yalnız bulunduğumuz ortam o kadar güzel ki. Yani insanlar kahvaltısını yapıyor. Biz bir güneşe oturalım dedik. Güneş rahatsız etti. Yani sıcak. O derece... Hocam sıcak. Bak söyleyeyim. Sıcak hava. Onurcuğum ben konuşurken sen yumurtayı bir böyle dilim yapar mısın? Tabii ki. Yani içerisi de bayağı kalabalık. İçerisi de aslında bahçe bayağı kalabalık. Şöyle bir de kalabalık aileler gelmiş. Yani her masa böyle 6 kişi, 8 kişi çocuğuyla gelen var, köpeğiyle gelen var. Yani ortam gerçekten anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz derler ya, evindeki şu an Emrah da size güzel detaylar veriyordur. Yediklerimiz de lezzetli. Yani ağzımıza 3-5 bir şey attık. Tabii ki her şeyin tadına bakmadık ama 2-3 tane ürün hariç onlar dışarıdan geliyor. Ama yine iyi üreticilerden, yerel üreticilerden alıyorlar. Onun dışındaki hemen hemen masanın %60'ı, %70'ini de kendileri yapıyorlar. Mutfakta ablalar bayağı fabrika gibi çalışıyorlar. Biri oradan pişiyi kızartıyor, biri oradan mücveri kızartıyor, biri gidiyor yumurtayı... Onur'un bir şekli değişti ya, ne oldu? Çok güzel. Çok mu güzel? Çok güzel. Yumurta dedim, Onur yumurtayı çok beğendi. Ben de bir gireyim. Hadi gir. Vay ya, Bodrum'u en sevdiğim haliyle yaşıyorum şu anda. Yani kahvaltı mandalina ağaçlarının altında. Bu tarzda böyle kahvaltı yaptığımız yerler var. Seval'in yerine gitmiştik biz daha önceki bölümlerde. Yine bir hesaplar senden de gelmiştik ve yine Oğuz arkadaşımız... Ödemişti değil mi Emre? Denize de girmiştik o zaman. Şimdi giremeyiz. Soğuk birazcık. Yoksa... Lütfen girin ya. Bir beach'e götürürüm yani. Götürürdük. Ben parasını vereyim girin. Öyle mi? Hastalığı olsa girerdik abi de. Hasta olursan bir sonraki bölüm tehlikeye girer. Bir sonraki hesaplar senden yapılmaz bak. Yalnız tilki şeyin o kadar güzel bir tadı var ki. Böyle. Evet ya. Ya kendine has. Biliyorsun ısırgan var. O da çok güzel tat veriyor. Vay be. Hatice teyze ellerine sağlık. Yalnız bu hamur saçmalık ya. Hem ince hem kıtır. Sadece bak malzemenin içi gözüküyor. Canım karbonhidrat ya. Çok iyi geldi biliyor musun? Çok iyi geldi. Bana da çok iyi geldi. Gerçekten çok iyi geldi. Ben mesela bir kahvaltıya gideceğim zaman bu kadar çok şeyi yiyemiyorum. Böyle bir yere gelirsem masadan kalkmayabilirim. Uzun süre oturabilirim. Çünkü bu kahvaltının amacı birazcık bence o. Ya buraya geldin 3 kişi 4 kişi. Atıyorum biz böyle hani çekim yapmasak. İşte Emrah, sen, ben geldik. Günü bitiririz burada. Yani burada bir temiz 3 saatin var ya. Önden bir kahveni içtin. Üzerine kahvaltılar geldi. İşte en başta soğuklar alırsın, sıcaklar sonra gelir. Hani yersin, sonra bir kahve içersin. Takılırsın. Bir böyle bir çevrede gezinirsin. Çünkü burası Bitez ve gerçekten çok böyle yolları çok güzel, evler çok güzel. Çok fazla bahçe var burada. Gezinirsin, ya, keyif yaparsın. Yani bir aceler olmadığı sürece burada temiz 2-3 saat harcarsın ve keyifli bir harcam olur o da. Bir de Bitez'de şimdi yakın zamanda çok fazla mekan açıldı. Hı hı. Bitez Bodrum'un haricinde ayrı bir şey gibi oldu. Hani farklı bir yemek gastronomi merkezi doğru gibi oldu. Çok fazla işletme var. Hatırlarsın biz bir önceki videoda yine hesaplar senden de. Benim hesap ödediğim videoda. Bağrasına gitmiştik. O da Bitez'deydi. Bağrası müthiş yer. O bahçede buna benziyor, andırıyor. O da böyle mandalina ağaçlarının altındaydı. Orası da daha böyle meyhane konsepti. Merak edenleriniz varsa izleyebilirsiniz o videoyu. Orası çok lezzetli. Yine her şeyi Ümmü Hanım yapıyor. Oğlu var Mustafa yapıyor. Yani burası ve buralar genel itibariyle böyle hani aile işletmesi tadında. Evet. Hani işte mutfakta yengesi çalışıyor, gelini çalışıyor, halası çalışıyor. Ya da işte Milaslı ablalar çalışıyor, Bodrumlu ablalar çalışıyor. Gerçekten birçok ürün el emeği, göz nuru önüne geliyor. Bak börek öyle, yumurta öyle. Şu börek neymiş ya? Bir bakalım be. İçindeki malzemeyi ayıp olmasın. Şöyle alayım. Hamura doyduğumuz bir video oluyor. Onur yalnız içinin güzelliğine bakar mısın ya? Zaten dış güzellik değil, iç güzellik önemli kardeşim. Ya,
Emrah klime koyacaksın bunu, belli oldu. Teaser çıktı. Teaser çıktı. Emrah sana malzeme veriyorum her zaman, bak biliyorsun. Dolma doldurulur mu, sarılır mı? Hadi bakalım. Bu? O yaprak sarması. Bu yaprak sarması. Buna yaprak dolması demeyin. Sen az önce dolma dedin. Hayır. Dolma diyorlar. Örnek gösterdim. Hata yapılan şeyden örnek verdim. Hmm. Mutfakta bu böyle tencerenin içerisindeydi. Böyle bir elim hani gitmemesi için zor dayandım. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Şu ana kadar kötü bir şey yemedim. Bir tane bile. Şu patates de yerim mi? Çok güzel. Tadına bak. Sen o böreğin bir tadına bak da. Masada yemediğin eksiklikler var. Ne oldu? Horoz biraz geç uyanmış galiba bugün. Emrah bir şey söyleyeyim mi sana ekstra? Hayır hayır. Yabancı yok. Söyle. Ne istiyorsan. Ben biraz kebaba saklıyorum abi. Kebaba saklıyorsun. Kebaba mı gidiyoruz? Kebaba gitmiyoruz oğlum. Ne kebabı? Aa. Saçmalama. Emrah ne kebabı? Pot mu kırdın sen? Yok ya, tahmin ettim sadece. Belki kebaba kebap yok ya. Yani. Bodrum'da kebaba mı gidilir ya? Ancak çok iyi olması lazım ki öyle gidilir. Yani şimdi biz balıkçıya gideriz. Bir yere gideriz. Bir şeyler yaparız ya. Vallahi Emrah pot kırdı. Kesin kebaba gidiyoruz bak. Yakalandınız. Yakalandınız. Tamam, neresi olacağını sormuyorum, tamam. Emrah bana çay getirir misin? Sinirlerim bozuldu. Sinirlendi şu anda. Elim ayağım dolanmış şu anda. Emrah pot kırdı, pot da geliyor. Nasıl koyacağımı biliyor musun? Şöyle. Önce basıp ondan sonra çevir. İşletmelere bunu önceden hatırlatalım. Bazen böyle çevirip ondan sonra basıyorlar. Patlıyor o da basınç yaptığı için. Emrah kaldırmış yamanı da koyar mısın? Şimdi buranın lezzetlerini az çok anlattık ama bir yandan da hikayesini anlatmak lazım. Burası 2019 yılında Mesude Hanım ve eşi buraya gelmeye, taşınmaya karar verdiklerinde, beyaz yakalı olarak çalışmak istememeye karar verdiklerinde istifalarını basıp buraya gelmişler. Annesinin işlettiği, bu baktığı bahçeyi toparlamışlar. Öyle kolay olmamış tabii. Mandalina bahçesini ne güzel yapmışlar deyip geçiştirmek olmaz. Çok uğraşmışlar uzun süre ve 2019 yılında açmışlar. 2020 yılında pandemi patlayınca maalesef tekrardan kapanmışlar. Ondan sonrasında da mandalina soy vermiş. Ağaçtan. Onu bedavaya getirdin bak, görüyor musun? Hesaplar senden diyoruz. Adam bedavaya mandalina getirdi. Kendi yaptıkları, burada yaptıkları her şeyi olabildiğince kendileri yapıyorlar mutfakta. Yani dışarıdan çok fazla ürün almamaya çalışıyorlar. Bizim için de aslında buraya gelmemizin ana sebeplerinden bir tanesi de bu. Çok ekşimiş. Çok güzel ama çok ekşi. Bir de çekirdekli mandalina ben sevmiyorum ya. Valla içim şey oldu ha. Ben ekşiden tatlıya geçeceğim bir daha. Ağzım tadı bozuldu. Ben şu Bergama tulumuna gireceğim. Ya biz Bergama'ya gitmemiz lazım ya. Gideriz. Bergama tulum rehberi. Yakında ayaküstü lezzetlerde. Ama bir şey söyleyeceğim. O bölüm laktoz özel bölümü olacak bizim için. Gerçekten süt ürünlerinde. O kadar şey olmaz ya. Emin misin? Tabii. Yazın gidersek patlıcan var orada. Çıvırtma yapıyorlar. Hmm. Patlıcana gideriz. Onun keyfin çok yerinde ya, maşallah. Bir şey yiyor musun? Yemez şey... Emrah. Emrah fazla hamur işi yasak. Börek yerim abi. Börek. O dolama börek. Var. Dolama börekten. Dolama börek, evet. Evet. Şu biter. Yani tabakları gösteriyoruz. Hani olsa yersin de Emrah'cığım, bitmiş ya. O zaman yavaştan kapatalım mı? Ne oldu? Pardon. Nereye vardın? Havaya vardın. Adam görmedi seni. Hocam, pardon, bakar mısınız? Ne varsa getirin efendim. İki parça dolma börek. İki parça pişi. Üç olsun pişi. Üç pişi, iki börek. Aynen. Sıcak gelirse çok seviniriz. Tamam. Başka ekstra bir şey ister misin? O kadar, o kadar, o kadar. Onurcuğum ekstra siparişlerle masayı zenginleştirmeye karar verdi. Biz festivale gitmeyeceğiz galiba. Festivale gideceğiz ama çok doyurmayın karnınızı hakikaten. Yani... Sen... Sahneler öncesinde börekle pişi sipariş vermedin mi kardeşim? Verdim. Verdim. Sonra diyor ki karnınızı çok doyurmayın. Abi bak şunu kabul yemekten çok keyif alıyorum ben ya. Bana bırakmadın. Söyleriz bir daha. Bak şimdi ya. Sen sevdin onu. Ben çok seviyorum. Kaymak nasıl? Süt. Yok o kadar süt değil ama güzel kaymak. Bu da Milas bölgesinin kaymağı.
Bu da Miras bölgesinin balı. Buranın ürününü seçmişler. O yüzden tebrik ediyorum. Her işletmenin kendi şehrine değer vermesi ve o şehrin ürünlerini kullanması onun devamlılığı için çok önemli. Bu arada üründen bahsediyoruz ya, Milas hakikaten çok böyle kaliteli. Evet. Ürünlerin yetiştiği, var olduğu. Yani Milas olmasa Bodrum olmaz bence bak ha. Çok ciddiyim. Yani burada hep böyle hazır ürünler, paket ürünler falan kullanılır. Yani genel itibariyle sallıyorum, Bodrum standartlarında 100 ürünün 60-70'i Milas'ta falan yetişir. Oradan buraya gelir. Pazarlarda da öyle. Pazara gittiğin zaman birçok köylü abla hepsi Milas'tan kendi böyle otunu, ürününü getir, pazarda satar. Oğuz, baldan yemen lazım biliyor musun? Vallahi mi ya? Vallahi yemen lazım, çok güzelmiş. Ben uzun zamandır böyle bir bal yemedim. Allah Allah. Bak bu kadar söylüyorum. Kaymakla beraber alsaydın kardeşim. Sadece bir tadını alayım. Şeker oranı, ya o kadar güzel ki, o kadar dengeli ki. Çok hoşuma gitti. O yüzden şöyle bir kombin de yapmak istedim şimdi. Ya bir şey diyeceğim, böyle tam çocukluğumda yediğim ballar gibi geldi bana. Öyle bir anımsatma yaşattı bana. Çünkü yapay tatlandırıcı yok, bir şey yok içinde. Belli yani. Şimdi bunu var ya, sorsak kesin pazarda bir abla satıyordur bunu. Eminim evet, yani. Kesin pazara çıkıyordur. Hakikaten çok güzelmiş. Bayağıymış. Helal olsun. Çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Bütün ürünler çok güzel, böyle özenle hazırlanmış. Özenle servis edilmiş. Burayı bana geçen sene Emrah söylemişti biliyor musun? Biz geçen sene Bodrum bölümü çektikten sonra biz İstanbul'a döndük. Emrah Bodrum'da kaldı. Aydın'a geçecekti. Bana dedi ki abi Kuytubahçe diye bir yere gittim. Çok güzel kahvaltısı var dedi. Ben onu not etmiştim. Bugüne gelme kısmet oldu. Bak bunları yerken hatırladım. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet abi. Bak. Kahvaltısı ve ortamı çok güzel demiştim. Hatırlıyorum. Zaten biz burayı Emrah'la özellikle organize ettik ama kebabı ağzından kaçırdı sağ olsun. Yakaladım. Bir şey soracağım. Ne kadar bunlar? Sarma börek 40 lira. Pişi de 40 lira. 40 lira? Evet. Porsiyonu böyle. Bir tanesi. Tanesi. Adet değil mi? Tanesi. Bu da adet. Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Eyvallah. Sağ olun. Geldik fiyata. Kahvaltı kişi başı 380 TL. Çok güzel. Bu kadar çok şeyi el emeği yapmalarına rağmen bence 380 TL gayet Bodrum şartları için uygun kalıyor. Dışarıda birçok yerde artık kişi başı 500 dolar, 1000 liralar konuşuluyor. Çay sınırsız. Yani o potta geliyor. Pot bitene kadar sınırsız. Omletin fiyatı ne kadar? Omlet 185 lira. Uf. Al kardeşim, al. Bekletme. Vallahi bekletme. Vallahi. Bir şey diyeceğim. O üçüncüsü Emrah'ın, soğumasın. Biz burayı kapatalım. Tamam. Festivale mi gidiyoruz şimdi? Aynen, festivale gidelim. Biraz Acıot Festivali'ni gösterelim sizlere. Acıot nedir onu da anlatalım. Biraz teyzelerle, ablalarla sohbet edelim. Tadına bakalım bir şeylerin. Sonra hangi kebap çekeceğiz? Onu göreceğiz. Sırada orayı da göstermiş olacağız. Bu yaz Bodrum'a gelecekler. Bence orayı not almalı. Tamam. Emrah gel. Eksik bir şeyimiz kalmadı. Eksik bir şey. Pişilerimiz kaldı. Bir pişi daha söyleriz biz burada da. Biz yolumuza devam edelim. Bak pişiyi bir ağzına atsana. Az öncekinden farklı. İnanılmaz. Sıcak yedik. Sıcak çok çok daha iyi. Sıcak yiyince daha tadı farklı oluyor tabii. Bak ben bunu boş boş yerim ha. Hamuru çok güzel abi. Emrah mutfağa niye gitti? Emrah kendine bir şeyler söylemeye gitti bence. Adam bir şey soğuyor. Soğutmayız. Ve festival alanına geldik. Acıot Festivali'ndeyiz. İnanılmaz bir kalabalık var. Ben böyle bir kalabalık beklemiyordum. Bizim gibi açlar mı acaba? Şu anda standlardaki lezzetleri tatmak için bir sürü kişi var yani. Ya çok fazla insan var ve herkes bir şey yiyor. Evet. Tatlının her çeşidi var. Muğla'ya, Bodrum'a, Milas'a ait tatlılar var. Evet. Tuzlular var. Teyzeler evde keşkek yapmışlar, getirmişler. İşte Hatay'dan gelenler var. Onlar böyle kendi yörelerine ait ürünleri yapıyorlar. Ya o kadar çok ürün var ki biz böyle şaşırdık zaten. Bir oraya bakıyoruz. Onur diyor ki abi buraya gel diyor. Oraya bakıyoruz. Emrah diyor ki abi ben burada bir şey gördüm diyor.
bir şey olduk böyle, daldık resmen böyle evet. Ama her yerden farklı lezzetler fışkırıyor resmen. Evet, beşincisi düzenleniyor bu arada Acı Ot Festivali'nin. Asıl amacı Yaşlı'daki büyüyen acı otların festivalini yapmak. Aslında yıllardır Bodrum'da olan bir lezzet bu. Restoranlarda, evlerde pişen ürünler. Bunu gelecek nesillere aktarmak için böyle güzel bir şey yapmışlar. Aynı zamanda Bodrum'un tüm lezzetleri de bir arada. 300'den fazla stand var. 250'nin üzerinde yöresel lezzet var. Benim orada gözüme takılan tabii ki keşkek yiyeceğiz. İşte ondan sonra otlu, peynirli bir sürü gözleme var. Hamur işleri var. İnanılmaz. Bir inanılmaz. De Milas Saraylısı diye bir tatlı var. Ben onu kestirdim gözüme. O hamuru böyle buruşturmuşlar. Ona da bakarız tadına. Emre özellikle onu söyledi. Abi bunu beraber bir bakalım sen de tadına dedi. Onun haricinde Acı Ot Festivali'nin tabii güzelliği şurada. Buradaki doğal ortamda yetişen, kendi kendine biten çok fazla ürün var. Doğru. Tilkişen bunlardan biri. Sabah kahvaltımızda vardı. İşte bir sürü otlar var. Bir sürü mantarlar var. Çengel otu var. Ebegümeci var. Evet. Bizim aslında yemeklerin çok sevdiğimiz, yemek yapıldığında, düzgün ellerde yapıldığında çok lezzetli olan yemeklerin otlarını bir arada görebiliyoruz. Onur birkaç örnek verdi ama şimdi adını sanını bildiğimiz, bilmediğimiz çok fazla ot var. Bazı standlarda çok güzel onları hazırlamışlar. Böyle 7-8 tane otu karıştırmışlar. Onu alacaksın sabah, işte soğan da kavuracaksın, üzerine yumurtanı kıracaksın. İnanılmaz ya. Ya her standta acayip şey var yani. Hani dediğin gibi bir yere bakıyorsun, diğer tarafta aklın kalıyor. Biz bugün bu işin içinden nasıl çıkacağız çok merak ediyorum. Bir iki tur attık böyle, size güzel detaylar topladık. Bir şeylerin de tadına baktık ama şimdi daha da tadına bakacağız. Son durak da öğrendim. Kebap çekeceğiz ama nereye gideceğimizi hala söylemediler. Söylemeyiz. Birazdan gideceğiz. Görürüz. Birazdan mı? Birazdan gideceğiz. Peki burayı hafif geçelim mi yoksa hakkını verelim mi? Alışverişimizi yapacağız. Sen ödüyorsun sonuçta. Bugün ben birazcık böyle alışveriş yapacak mıyız? Tilkişen alacağım. Çünkü buzlukta her zaman tilkişene yer var. Oğuz kardeşim buradan kargo paketini yaptıracak İstanbul'a. Beşiktaş teslimiyette böyle evime, adresime gelecek. Emrah sen de Beşiktaş'tasın. Bizim adreslerimize ürünlerimiz geliyor. Canınız sağ olsun sizin. Bu arada çok güzel, hem dans oyunları var hem akşam bir konser var. Yani önümüzdeki sene 6.sı düzenlenecek olan Acı Ot Festivali'ne geleceğiniz zaman mutlaka önden bir rezervasyon yaptırın. Bodrum'un bu kısmı gerçekten çok güzel oluyormuş. Şahane. Bu havası çok güzelmiş. Mart ayı tam böyle bunun için uygun zamanlardan. Onu zaten tişörtte. Şu an gömlek gördüm de bana de bir tık fazla geliyor. Evet. Yani keyfim çok yerinde. Ben korkuyorum. Bir sonraki durakta gözlüğü çıkarttığımda şu anda ispiraz evet yapmıyor yani. O kadar yanıyoruz şu anda. Yavaş yavaş yaz moduna girmiş olduk. Bodrum olunca bunlar oluyor. Evet. Eksik bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı. Biz şimdi yavaştan o zaman kalabalığa kendimizi bir atalım. Tamam. Biraz gezinelim. Sen bana biraz para harcat. Aha seviyorsun. Hoşlanıyorsun. Yapacak bir şey yok yani. Emrah'a harcayalım o zaman. Tamam. Emrah'a da, sana da, kendime de. Tamam. Onur az önce söyledi. Burada birçok üretici eve kargoluyor. Onların zaten detaylarını sizle paylaşıyoruz. Detaylarda gösteriyor oluruz. Biz bir kendimizi kalabalığa atalım. Tamam. Bir şeylerin tadına bakalım. Tamam. Biraz yürüyelim. Ardından da tabii Emrah buraya güzel bir klip hazırlar. Ardından da kebapçıya gideriz. Nereye gideceğiz kebapçıya? Yakın mesafe, merak yakın etme. Çok uzaklara gitmeyeceğiz. Tamam. Bodrum artık kışın biliyorsun her yer yakın. Doğru. Belki üçüncü durağa da koyarım birazdan. Hadi biz geziyoruz. Acı Ot Festivali'ne hoş geldiniz. Sorsanız açar kapısını iki bir ot gavuru verir. Abla bunun ismi ne? Muğla Saraylısı. Muğla Saraylısı. Nerede bulacağız bunu? Ören'de üç yapraklı yoncalarda. Senin yerin mi orası? Evet. İyi tamam. Geliriz. Göremeyeniniz var. Buyurun bekleriz. Geleceğiz inşallah, geliriz gene. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sağ ol.
Festival alanında neredeyse 2-2,5 saat boyunca tadım yaptık. Bir sürü alışveriş yaptık. Bir sürü şeyin tadına baktık. Birçok insanla tanıştık. Onları İstanbul'a nasıl götüreceğiz ben merak ediyorum. Bagajda duruyorlar şu anda. Uçakta alırlar inşallah bizi. Yani böyle o kadar fazla ot aldık ki yani. Acı ot. Ama hepsi çok güzeldi, çok lezzetliydi. Valla güzeldi. Esnaf da çok tatlıydı. Evet. Yani Onur'un dediği gibi çok fazla insanla, çok fazla üreticiyle tanıştık. Hemen hemen çoğunun da hani kendi yerlerine bizi davet ettiler. Belki ilerleyen Bodrum bölümlerinde hani tarlaya gidebiliriz, bahçeye gidebiliriz. Size böyle farklı güzel görüntüler gösterebiliriz. Evet, şimdi neredeyiz? Neredeyiz? Ondan bahsedelim. Sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım? Ben anlatayım mı biraz? Sen de anlat, benim bildiğim bir yer, sevdiğim bir yer. Zaten sana kopya almıştım ama hiç aklıma gelmedi. Tabii kebap dedim, deyince. Ya evet, hani çünkü çok fazla kebapçı. Bir de sevdiğimiz de Onur'la beraber gittiğimiz çok yer var. Ama burası da benim sevdiğim adreslerden bir tanesiydi. Öncelikle teşekkür ederim. Rica ederim. Kurul Vites bizim çok sevdiğimiz bir işletme. Gerçekten yemekleri çok lezzetli. Bu sene yazın ben ilk geldiğimde Kaan abiyle tanışmıştım. Buranın sahiplerinden, ortaklarından biri. Kaan abiyle biz o gece yani upuzun bir sohbet ettik. Yani hakikaten inanılmaz bir adam. Birçoğunuz da biliyorsunuzdur aslında. Yani kendisi sinema sanatçısı. Yazın ambiyans inanılmaz. Yani şu an bulunduğumuz alan normalde 2 hafta sonra açılacak. Siz bu videoyu izlediğinizde açılmış olacak. Bence Bodrum'da bu tarzda bahçeli bir yer. Gerçekten bu ambiyansa yemek yiyebileceğim kebapçı sayısı çok az. Hiç soğutmadan bir balon ekmeğin bir tadına bak. Çünkü burada şahane bir tereyağı ve Erzincan bölgesinin şavak tulumu var. Bak nasıl açtı. Teşekkür ederim. Ben de bana vereceksin sanırım o. Senin için zaten. Tabii. Teşekkür ederim. Ya bu tulum peyniri. Şimdi biz çok fazla kebapçıya gidiyoruz. Çok fazla kebapçıda yiyoruz. Evet, güzel tulum peynirleri var. Ama bu bambaşka bir şey. Bir kere yağ oranı çok iyi. Çok iyi. Damakta yedikçe böyle tadını bırakıyor. Uzun süre devam ediyor. Şimdi Onur zaten anlattı. Burası yani böyle bildiğimiz bir kebapçı değil aslında. Yani parantez içerisinde lüks diye adlandırabileceğiniz bir kebapçı. Usta Antep'li. Antep'te çalışmış, Türkiye'nin birçok yerinde çalışmış. Hakikaten usta gibi usta yani. Yıllarını vermiş bu işe. Fırında kışlık lahmacunumuz geliyor. Şimdi Bodrum'da kışlık lahmacun bulmak da aslında çok kolay değil. Hazır görmüşken sipariş verelim istedik. Antep lahmacunu hemen hemen her yerde var. O yüzden şimdi fırında kışlık lahmacunumuz pişiyor. Ama Onur dedi ki az geçelim mezeleri. Bir 3-4 tane meze söyledi. Evet. Bu peynir zaten şahane. Peynirle balon ekmek mezelerden önce geliyor. Yani mezeler gelene kadar biraz böyle ağız oyalansın diye. Burada bir vişneli pazı sarma var. Onun hemen yanında da kaymaklı kereviz cacığı var. Hemen burada da Antep'ten gelen bir kırmızı zeytin var. O da böyle güzel soslanmış, nar ekşili ve cevizli. Burada da Kurulun Rüyası ismiyle bir meze var. Yine bu tulum peyniri var, kaymak var ve kişniş tohumu var. Abi teşekkürler. Teşekkür ederiz. Oy. Bu herkese gelen porsiyon mu böyle? Evet. Vay be. Kocaman. Evet, Emrah az önce yedi. Kıvırdığı için ben anlayamadım boyutunu. Emrah direkt dürüm yaptı ya onu. Ben de Emrah gibi direkt dürüm yapıyorum. İçerisine hiçbir şey koymadan. Ben biraz zerzevat koyacağım. Ben çünkü seviyorum abi. Şöyle. Şimdi bu nar ekşili olduğu için limon da yakışır buna. Cevizli, kışlık lahmacun. Bodrum'a gelen bütün Antepliler bayılırlar şu anda. Çok güzel yalnız harcı marcı. Pişme derecesi bayağı iyi. İki tane un karıştırıyorlar. Kepekli ve beyaz un. Bu böyle bayağı yemeklik lahmacun olmuş değil mi? Yani böyle başlangıç değil, gerçekten lezzet anlamında. İyi ki birer tane söylememişiz, çıkardı. Bu zaten kendi başına çok doyurucu. Burada dana eti sadece iki üründe sunuluyor. Geri kalan her şey kuzu eti. Lahmacunda da full, %100 kuzu boşluk eti kullanıyorlar. Çok lezzetli. Ve özellikle belirtmemiz gereken tabii ki kuzu da Balıkesir'den geliyor. Bir yaşını geçmemiş kuzuları tercih ediyorlar. Kemal Usta bu konuda birazcık hassas. Diyor ki yani ben kendi yediğim usulle hazırlıyorum. Misafirlere de böyle servis ediyorum. Bence muazzam bir şey bu. Yani doğru zamanda doğru ürünü getirip doğru şekilde sunması. Hiçbir marinasyon yok. Eti hazırlıyor, satırdan geçiriyor. Bu şekilde boşluk etini sunuyor. Çok güzel lahmacun. Afiyet olsun. Çok güzel lahmacun. Gerçekten tek kelimeyle çok güzel lahmacun. Cevizi, nar ekşisi, kuzunun yağı. Çok güzel geldi. Ara sıcağımız geldiyse alalım onu direkt. Hiç soğutmayalım. Abi şimdi bu tam olarak nedir bir anlatır mısınız bize? Közlenmiş patlıcan. Yunus patlıcan adını verdiğimiz. İçinde kaymak var.
üzerine rendelenmiş isti çerkez peyniri ve ince doğranmış roka yaprağı. Biz bunları böyle sıcak sıcak yani, burada hazırlayıp misafirliğimize sunuyoruz. Bunu herkese böyle masada mı yapıyorsunuz? Evet. Çok güzel. Şu an nasıl izliyoruz belli değil. Evet. Kaç senedir bu sektördesiniz abi? Ben tam 30 seneden beri bu sektörde. 30 sene. İnşallah. Valla süper, helal olsun. 17 yaşında başladım. Şu anda 48 yaşındayım. Hala yapıyoruz. Evet. Abi teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağlık. Ben bunu tadını çok merak ediyorum. Soğutmadan yiyeceğim. Sündükçe sünüyor bu arada. İstadı. Arkadan çok güzel geliyor. Bak sen sabah bir soru sormuştun. Evet. Bu şimdi sarma mı dolma mı? Valla o kadar büyük ki dolma derim ben bunu artık. Ben bunu küçük bir ekmek arası yapacağım şöyle. Çok güzel. Evet güzelmiş bu. Köz köz. Bundaki kaymak inanılmaz geliyor. Abi bak dedim ya, kaymağı birçok şeyde kullanıyorlar. Çok da yakışmış yani. Aldın mı? Tabii tabii, ben ondan yedim. Abi ondaki olay ne biliyor musun? Peynir. Şavak tulumu. Ve kişneş tulumu. Abi ben bunu nasıl alacağım? Çok büyük ya. Emrah, istenmeyen görüntüler için kusura bakmayın. Döktün mü, ne oldu? Dökersem diye şimdiden. Spoiler verdim. İçi de ben vişneyim diye bağırıyor. Çok iyi geldi be. Bak bu vişneli pazı sarma benim yediklerim arasındaki en iyilerden biri. Bu kadar söylüyorum. Yediğimiz her şey çok lezzetli. Hepsi çok özenli. Evet Onurcuğum, biz bu mezelerle biraz daha zaman geçirelim. Daha başka bir şey söylemedin değil mi? Ana yemek söyledim. Ana yemek. Etimiz gelecek. Aynen öyle. İki tane et gelecek. Bir tane özel bir şey var buraya. Özel. Ha. Senin bütün dertlerini alacak, merak etme. Neydi ismi? Dert alan. Dert alan. Şey olan, kuzu olan değil mi? Hesabı ödüyorsun, derdi alıyorsun. Keşke öyle bir şey olsa. Bugün hesaplar Oğuz'dan. O yüzden. Tamam, ona sıkıntı yok. Burayı bir yiyelim. Tamam. Devam edelim. Buranın Adana'sı var, onu da söyledim. O zaman özellikle. Adana ile dert alan geliyor. Evet. İki tane etimiz geliyor. Aynen öyle. Tamam. Biz buranın bir tadını çıkartalım. Sonra bir masayı bir toparlayalım. Kebaplarla sıfırdan bir başlangıç yapalım. Tatlı da yiyeceğiz, merak etmeyin. Çok güzel künefesi var. Yiyeceğiz. Ana yemeklerimiz de geldi. Burada Onur az önce bahsetti. Dert alan kebabı var. Enteresan bir isim ama yani kuzu. Kuzunun gerdan ve inci kısmı var. Yaklaşık 4 saat fırında pişiyor. Ya bunun kötü olma ihtimali zaten yok bence. Tabii ki. Burada da bir Adana kebabımız var. Usulüne uygun tamamıyla kuzu eti ve kuzu kaburga. Yanında kuşkonmaz da servis ediliyor. Bölgenin şartlarında, bölgenin ürünlerini de servis ediyorlar. Bence çok daha şık bir sunum olmuş. Daha lezzetli olmuştur büyük ihtimalle. Bir de şimdi yanında bir domates ezmesi var. Bu normalde bilirsiniz hani kebapçılarda işte soğanı koyar, domatesi koyar. Onu biraz böyle kabuğunu ayıklaması zahmetlidir. Onlar sağ olsunlar domatesi ezmişler. Biraz tuz, biraz sarımsak da lezzetlendirmişler. Soğanlar zaten yani inanılmaz gözüküyor. Onurcuğum. Evet. Buyur. Ben kebaba giriş yapıyorum. Sen kebaba giriş yap. Ben de burada dert alana giriş yapayım. Abi isim çok güzel ya. Ama bu nasıl bir şeydir ya? Bu kuzunun kaburga kısmından hazırlanıyor. Ve işin güzel tarafı şu. Siz siparişi söylüyorsunuz. Garson arkadaşlar gidiyor, iletiyor. O anda hazırlanmaya başlıyor. Yani her sipariş sıfırdan hazırlanıyor. Satırdan geçiriyorlar. Şu domates suyu önemli. Olur. Evet. Derdin kalmadı galiba. Vallahi bütün derdimi tasam aldı bu. Bak inanılmaz bir şey bu. Lime lime olmuştur o. Olmaz böyle bir şey. Bak dürüm yapacaktım, bıraktım böyle. Ben şu an mektup yazdım. Mektubu kapatıyorum. Baksana. Çok güzel oldu. Ustaya gidip öpeceğim şu anda. Çok güzel yapmış. Vay arkadaş. Yazın ne yediysem aynısını yiyorum. Vay be. Vallahi vay be diyorum. Sadece başka bir şey diyemiyorum. O kadar güzel ki, bak bugün gün içerisinde çok güzel şeyler yedik. Çok böyle
hani hünerli ellerden hazırlanmış yemekler yedik. Böyle teyzeler sağ olsun bizi çok güzel beslediler. Ama o bambaşka değil mi? Abi bambaşka. Yani buna bir ya tanımlama bir şey bulamıyorum bence. En yağlı kısmını aldım ya. Üf. Kebap da güzel, acısı da çok güzel. Kebabın acısı gerçekten evet. Çok güzel geliyor. Bayağıymış. Ki bence Adana kebabı acı olması lazım birazcık. E tabii canım. İçerisinde güneşte kurutulmuş pul biber var. Lavaşım o kadar güzel yağlandı ki boşa gitsin istemiyorum. Ona biraz kebap. Şu domatesin bir tadına da bakacağım ben. Bir şey söyleyeceğim. Abi saçmalık ya bu. Ben bunun tadını unutmuşum ya. Benim hafızam normalde bu konularda iyidir. Emrah, lahmacundan sonra bundan da yemen lazım. Mektup. Kemal abiyle konuşurken bir şey söyledi Kemal abi. Söylesem bilmiyorum. Ne dedi? Biz Antepliler dedi, şöyle bir tabirimiz var, söyleyeyim mi dedi. Söyle abi dedim, et ağızda işemezse o et et değildir dedi. Yani anlayana şöyle bir şey, et ağızda sulu sulu gelmesi lazım. Isırdığın zaman suyunu bırakması lazım. Böyle bir tabir var Antep'te. Onu söyledi, gerçekten çok doğru. Bunu yediğin zaman onu hissediyorsun. Ben şu an daha ağırını kullanırdım da şu an yapamayacağım. Bu acayip bir şey çünkü. Yemin ederim bu acayip bir şey. Kebap da çok güzel. Kebaptaki al biber muazzam. Yani bence tadı veren şeylerden bir tanesi de o. Şunu ağzımıza atalım. Tamam. Bunu da daha soğutmayalım. Hesap gelsin. Ben bunu aldım komple. Uğraşamadı çünkü. Keseceğim artık onu. Hesabı söyleyelim. Tamam. Programı kapatalım. Tatlımız var. Sen bir tane isteyecektin. Kadayıf mı? Yok, künefe. Künefe isteyeceğim. Künefe isteyeceksin. Onu kamera aksi koyarız. Tamam. Çayla beraber burada keyfimize bakarız. Emrah'a da bir dert alan söyleriz. Dert alan. Emrah dertlerin alınıyor birazdan. Adisyonumuz geldi. Keseli bereket kardeşim. 4473. Nokta 50'si var. Nokta 50'si var. Yani son zamanlarda yediğimiz en pahalı hesaplardan bir tanesi. Bu rakamı ben tek bir balığa verdim. Bak hala konuşuyor. Kalkan yedik İstanbul'da. 3500-4000 lira sadece balığa verdim. Tulum ve tereyağı geldi 225 lira. Zeytin piyazı 265 lira. Kuruluğun rüyası 235 lira. Kereviz cacığı 200 lira. Vişneli pazı dolma 235 lira. Yanık patlıcan abinin masada servis ettiği 385 lira. Ayvalı lahmacun 320 lira. Ey maşallah. Ama neredeyse 2 porsiyon. Hadi öyle olsun. 1 porsiyon Adana 595 lira, o da yaklaşık 200-220 gram. Dert alan 1 porsiyon geldi 300-350 gram, fiyatı 900 lira. Fıstıklı künefe ne zaman eklettin ya? Ben eklettim çünkü birazdan yiyeceğiz onu. Fıstıklı künefe daha görmediniz ama birazdan göreceksiniz. 2 kişilik fiyatı 445 lira, servis ücreti de %15, onun da fiyatı 583 lira. Bir suyumuz var, o da 85 lira. Evet. Bodrum'daki hesaplar sendenin. Acımasız tarafları evet, böyle. Abi. Hesap ödeme kısmına gelince Oğuz kardeşim. Ama lezzetli bak. Yalan yok. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu yaz bir daha gelirim buraya. Şimdi bize diyecekler ki ucuz demeyin, şöyle demeyin, böyle demeyin. Biz de bir şey demiyoruz. Demiyoruz. Evet, pahalı mı? Kimine göre pahalı, kimine göre ucuz. Ya bir şey diyeceğim. Şimdi pahalı diyoruz da bazı insan bunu bahşiş olarak bırakıyor bizim ödediğimiz hesabı. Şimdi hani o hani dediğin gibi kime göre neye göre yani. Evet ama şimdi Türkiye'de genellikle bu tarz şeyler tartışma konusu oluyor. Doğru. Ve bize de en fazla kızdıkları şey şu. Şimdi oradaki ayırt edilmesi gereken nokta şu. Bir kaliteli et var ortada. Kaliteli bir servis var. Kaliteli bir hizmet var. Burası bu arada söylemeyi unuttuk. Michelin Guide'a girmiş olan gerçekten iyi bir restoran. Bodrum'a geldiğiniz zamanlarda deneyebileceğiniz ve sizi yanıltmayacak. O akşamınızın çok keyifli geçeceğini garantileyen yerlerden bir tanesi. Bu arada yani şimdi Michelin'e girsin girmesin o ayrı. Zaten içeriye adım attığınızda farklı bir dünyada olduğunuzu hissediyorsunuz. Yani bak hani şu bardaktan çatal kaşığına kadar işte servisinden işte duvarlardaki tablolara kadar yani sanat eserlerine kadar. Ya burası hani böyle sokak arasındaki kenardaki köşedeki bir kebapçı değil. He bu fiyat hak ediyor mu? Bence hak ediyor. Bir daha gelir miyim? Tabii ki gelirim. Çünkü yediğimiz her şey çok güzeldi. Çok özenliydi. Çok lezzetliydi. Güzel bir ustayla tanıştık. Güzel bir muhabbet ettik. Ondan da güzel şeyler öğrendik. Ben mutluyum ya, valla. Kötü polis söyleyeyim mi? Söyle. Tablo karını doyurmuyor kardeşim. Burada güzel yemek olmasaydı böyle konuşmazdık. Bir şey diyeceğim. Buradaki ana temamız şu. Orası ayrı ama ambiyans önemli bir şey. Ambiyans önemli de. Çünkü şimdi bak, buraya gelen insanları sen de biliyorsun. Tamam, o ayrı bir konu ama şu var. Şimdi ben burada kötü bir yemek yemiş olsaydım parasına bakmadan eleştirirdim. Orası ayrı. Ama ben burada çok iyi bir yemek yediğim evet. için
parasına bakmadan diyorum ki evet, burası özel bir gece geçirmek için, çok lezzetli yemek yemek için doğru adreslerden biri. Aynı fikirdim. Herhalde beni çok net şekilde anlaşılıyordur söylediğimiz şey. O yüzden burası pahalı ucuz kavramını bir kenara bırakıyoruz. Çok lezzetli yemek yapıyor ve o çok lezzetli yemeği çok iyi servis ediyor. Bitti. Ve karşılığını da istiyor bu arada. Evet, yani şimdi kimse, Türkiye'de birazcık bu işler zor. Gerçekten iyi bir şey yapmak için çok masraf etmek gerekiyor. Evet. Hep bir söz vardır biliyorsun. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Evet. Gerçekten bu böyle. Türkiye'deki birçok restoran artık ucuz mala, ucuz ürüne yönelmişken böyle kaliteli ürün servis eden, böyle kaliteli ürün tercih eden restoranların ön plana çıkması gerekiyor. Biz böyle anlatıyoruz. Yazın buraya gelmek istediğinizde bir iki hafta öncesinden yerinizi mutlaka yapın. Bence daha uzun süre. Yani belki daha bile uzun süre öncesinde. Hani şimdi bu bahçe kısmını açmamışlar. Onur az önce bahsetti. Videoyu izlediğinizde açacaklar. Üst kat var. Dam diye geçiyor. İç taraf var. Kapı önü var. Yani her yer dolu. Yaklaşık 200-220 kuver oluyor. O yüzden hani alana bakıp da ya ben burada ayaküstü yer bulurum gibi düşünmeyin. Aklınızda bulunsun. Ben zor yer bulmuştum yazın. Evet, zor oluyor. Yani. Hakikaten zor oluyor. Ve işin güzel tarafı hani yemek yerken ambiyans burada çok güzel. Aydınlatmalar evet. Çok güzel oluyor. Yazın burayı gördüğünüzde bambaşka bir ortam olacak, öyle söyleyeyim. Sözünü veriyorum ben şimdi. O zaman tamam. Önemli bir şeyi söylememiz lazım. Yani bu tarz yerlere gelirken bir arkadaşınıza ısmarlatırsanız daha mutlu olursunuz, öyle söyleyelim. O zaman da değil mi? Bak, Emrah bak hoşuna gitti, gülüyor. Abi elindeki hesaba bir 900 lira daha eklemeni rica ediyorum. Aa, evet, doğru, bir dakika. Derdalan eklenecek oraya. Evet, 900 lira eklenecek oraya. Tamam, tamam, ekleriz. Bir şey diyeceğim. Bugün ne kadar yürüdük? Kaç adım attık? Bir söyle bakalım be. Aa bak doğru. Ya. Hemen bakıyorum. Biz bu kadar adımı nasıl attık? Pazarda Emrah sağ olsun. Emrah bizi var ya pazarın bir ucuna bir aşağısına. Festivalin var ya A'dan Z'ye. Festivali düzenleyenler bizim kadar yürümemiştir. Kaç atmışız? Şu an 8255 adım. Ben daha fazla bekliyordum. Yine azaltmışız. Ama yani biz arabadan indik, festival alanında yürüdük. Bir de sabahki kahvaltı mekanında yürüdük yani. Bir de sahilden Emrah sana bizi yürüttü. Aa, evet, doğru detay yani. Çekeceğim diye. Doğru. Abi ayakkabı detayı yok, montumun detayı, bilmem ne detayı biz falan diye. Biz bu geceye kadar 10 bin adımı tamamlarız. Tamamlarız, evet, aynen. Greyder'ler çok keyifli bir lezzet rehberi oldu. Biz bugünkü rehberimizle, Oğuz kardeşimize birazcık zorluk çıkartmış olduk. Greyder'le önceden planladık. Yürüyüşümüzü birazcık Bodrum'da yapalım, temiz hava alalım. Yılın ilk festivaline katılalım istedik. Güzel oldu bence. Teşekkür ederiz bu arada Greyder'e de. Ayakkabılarımız da gerçekten çok şıktı. Bodrum'un ruhuna uyum sağlamış oldu. Bir sonraki bölümde Onur ısmarlayacak biliyorsunuz ki. Sizlerden ricam hangi şehirde olmasını ya da hangi ülkede olmasını aşağı bir yazarsanız aşırı derecede mutlu olurum. Çok sevinirim. İstanbul'da Beşiktaş'ta yapabiliriz. Abi canım. Evimizden çıkıp yürüyerek. Yemezler. Ha? Sen kapanışını yap. Neyimiz geliyordu bizim? Künefe. Fıstıklı. Ben künefe demem, o dert alan diyor. Tamam. Bir dert alanımız geliyor. Bir fıstıklı künefemiz geliyor. Birer çay ya da kahve söyleriz. Tabii ki. Artık bitiririz. Yarın da. Bu gece biraz bir dinlenir. Yarın da İstanbul'a dönüş yaparız. Yarın bir kahvaltımız daha yok mu ya? Yaparız ya artık. Kurtubahçe'ye bir daha gitmez miyiz? Daha ben elime var ya bak yani... Sokmam elimi cebime. Ben, biraz olsun. Ben şöyle bak masadan kalkarken Kuytubahçe'de festivale yetişeceğiz diye en son böyle pişileri ağzıma tıkaraktan gidiyor. Olur, ikinci pişi çok güzeldi. Çok sıcak güzeldi. Sıcak. Bak bizim o pişiden bir tane daha yememiz lazım. Tamam, yarın muhtemelen yarın gideriz biz. Yarın gideceğiz. Evet. Hadi Allah aşkına kapat. Tamam. Hadi bitirelim artık. Peki o zaman bir hesaplar senden daha sonuna geldik. Bugün Greyder'le Bodrum'da hem Acı Ot Festivali'ne gittik hem de iki tane lezzet durağı keşfettik. Oğuz kardeşimiz ödedi. Çok memnun kaldım. Teşekkür ederim sana. Ben teşekkür kesene ederim. Kesene bereket. Affedersin. Allah bol kazanç sağlasın. Amin. Ve devamında da bir sürü kere ısmarlama şansı yakalasın. Bu yazında inşallah getirirsin bizi gene buraya. Geliriz. Dertlerimizden geliriz. Arınırız. Geliriz. Peki o zaman umarız videoyu beğenmişsinizdir. Sizler videoyu beğendiyseniz aşağıda beğen butonu sizleri bekliyor. Aynı zamanda abone olursanız ve aramıza katılmış olursanız çok seviniriz. Bizim gibi yemekten keyif alan sizleri beraber görmek bizim bu lezzet duraklarını keşfederken sizlerle beraber keşfetmemiz çok mutlu ediyor bizi. Aynı zamanda yorumlarla da bizleri desteklerseniz ve varsa tavsiyeleriniz de yazarsanız mutlu oluruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abi bitirdin bize. Sağ ol abi, teşekkür ederiz. Abi şu eti yerken dedim ki ustayı öpeceğim dedim. Gel abi seni öpeyim. Çok vallahi. Teşekkür ederim. Abi böyle bir şey olamaz. Çok sağ olun, afiyet olsun. Eline sağlık abi baba. Çok güzeldi. Gerçekten. Afiyet olsun. Abi bu nasıl bir şey peki? Ya bu yani eti hangi eti nerede kullanacağınızla ilgili aslında.
Doğru eti doğru yerde kullandığımızdan bu kadar lezzetli. Bir de hayvanın kendi yağı. Bunun içinde öyle başka hiçbir yağ, hiçbir şey yoktur. Üstünde taze bir baharat var. Güzel incik etiyle, gerdan etiyle. Mis gibi mestetti abi bizi. Müthiş. Vallahi mestetti. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Ne demek? Kemal abi, bizim bir de künefemiz vardı, iki kişilik. Onu evet. da yaptırabilirsek çok sevinirim. Aa, size özel bir tatlı da var. Abi orada ben bir tane evet. böyle yeşil fıstıklı bir şey gördüm. Ne o abi? Biz onu kendi ürettiğimiz, aslında Antepliler de bilir de Antepliler böyle yapmaz fıstık sarmayı. Ben de Antepliyim ama biz burada kendi tatlımızı üretelim dedik. Aha. Fıstık sarma pişik süt kaymağıyla Antep fıstığı. Pişik süt kaymağı mı? Evet. Pişmiş süt kaymağı. Pişmiş süt kaymağı. Abi Antep şivesi. Şive işte Antepli ne yapayım? Kemal abi kusura bakma. Ben anlayamadım abi. Vallahi abi işte Antepli. Yani. Doğru. Vallahi süpersin abi. Evet. Çok teşekkür ederiz abi. Pişmiş süt kaymağıyla. Tamam. Onu böyle biraz sütünü alarak yufkasını tabii kendimiz yapıyoruz. Hı hı. Antep'in kuşboku diye adlandırdığımız fıstık var. Evet. Özel fıstıktır. Evet. Evet. Kaliteli bir fıstık. Rehasını şeyini alacağınız. Bir de Urfa'dan sade yayla yaptığımız of. Harika bir fıstık sarma var. Ondan da ben size ikram edeyim. Lütfen. Tamam. İkram salırız abi. Çocuğun canı acıdı zaten. Öptünüz ya efendim. Abi Allah razı olsun. Afiyet olsun. Kemal abi sen her öpene böyle tatlı ikram ediyorsun. Abi eyvallah. Çok teşekkür ederiz abi. Sağ olsun. Adam gibi adam. Börekten al. Almazsan ben alacağım çünkü. Bak haberin olsun. Tamam aldım kardeşim. Hemen aldım. Hop. Dur bir daha alalım. Giriyorum. Sen ne söylemektin Emre? İspanyol omlet. Ne yapıyoruz? Por favor. Abi, böyle başlayalım. Elinize sağlık ya. Afiyet olsun. Valla çok özenli. Güzel lezzetli bir kahvaltı yapmışsınız valla. Bravo. Hmm. Ya şeyi soracağım, bu pişi böyle nasıl böyle pofuduk pofuduk oluyor? Bizim de pişimiz zaten şeyimiz bizi. He. Evet. Gel ya herkes pişi yapıyor tabii pişi. Yani bu böyle basit bir şey ama iyi mayalandığından evet, mı öyle oluyor? Aynen öyle. Adisyonumuz geldi. Toplam hesabımız daha yedim. Hesabımız. Şaşırdı çünkü. Hesabı gün önce şey yapamadı, konuşamadım. Şu grup bayağı 15-20 kişi kahvaltı falan yaptı. Hazırlık galiba. Yapmışlar tabii ki. Vay be, keyfe bak. Greyder'le her mevsim şehri keşfet.